Günaydın, mutlu sabahlar sevgili izleyenler. Saatler 8.15'e yaklaşırken yeni günle karşınızdayız. Yeni günün huzuruna, bereketine yine bu sabahta birlikte merhaba diyoruz. Yeni haftanın ikinci iş günündeyiz. Ben sevgili Fatma Meltem Naz Yılmaz. Sevgili niye kendim ekledim? Ben Fatma. Sabah sabah güldük ama iyi gün. Ben de sevgili Ümit Atabay, bugünkü programımıza başlıyoruz. Kamerada sevgili Olcay ve sevgili Rejde Sefat, sevgili izleyicilerimiz bizlerle birlikte. Evet, ama ilk anons çok önemlidir, biliyor musun? Yani ilk anonsu yaptığı zaman bir sıkıntı yoksa program normal gider. O zaman bugün demek program, ki dur, bu biraz kritik, sıkıntılı bana geldi. Yani keyfimiz iyi olsun sevgili izleyicilerimiz. Bugünkü programımıza başladık. Yalnız hava değişikliği o kadar farklı, fazla ki dünle bugün arasında, yani geçen gün meteoroloji söylüyordu işte pazartesi salıdan sonra ani 9-10 derece hava farkları oluşacak diye. Yani nasıl olur diyorduk, meteoroloji haklı çıkıp bu şekilde oluyormuş. Gerçekten evet. Dünkü veyahut önceki günkü giymiş olduğumuz kıyafetlerle bugünkü arasında uçurum var. Ve bu yani durum işte gördüğümüz gibi hasta ediyor insanı. Hasta ediyor, yansıyor, ister istemez yansıyor. Farkına varamıyorsun tabii ki ama bugün birçok kişi veyahut da yarın benim gibi herhalde bu hava farkından dolayı grip, nezle bu gibi hastalıkların başlangıçları olabilir. Söylüyoruz yani Allah bütün hastalara, bütün hastalıklara şifa versin diyerek iyi temennilerle, güzel temennilerle bugünkü programımıza da şükürle başladık sevgili evet izleyicilerimiz. Sağlıkla başladık. Evet. Ekonomi ve yol durumu diyelim Ümit öyle abi. Yapalım. Her sabah öyle diyoruz. Bakalım dün para piyasalarında son durum neydi? Aslında para piyasaları yeni haftaya nasıl başladı onu hatırlayalım. Ve dediğimiz gibi karayolları yollarda hangi noktalarda çalışma yapıyor? Özellikle uzun yola çıkacak sürücülerimizin bizi çok yakından takip ettiğini duyuyoruz. Evet, yol durumuyla sevgili Meltem. Ekonomi ve yol durumunu hatırlayalım. Ardından inşallah hiçbir şekilde diş sürçmeden ulusal gündeme geçeceğiz. Değil 282 noktada doğa dostu hizmet anlayışıyla hizmetin gülen yüzü Turnagaz yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yollardaki son durumu aktarıyoruz. Beşikdüzü, Trabzon yolunun 0. ve 57. kilometreleri arasındaki mühtelif kesimlerde bulunan köprülerde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08-18 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Torul, Gümüşhane yolunun 38. kilometresinde bulunan Mescitli 1. tünelinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08-18 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara, Kırıkkale, Delice yolunun 20. ve 123. kilometreler arasındaki üst yapı çalışmaları nedeniyle bu kesimde Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden kontrollü olarak sağlanıyor. Beşikdüzü, İskenderli, Tonu yolunun 23. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanmış olup ulaşım küçük araçlar için tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Alaca, Yozgat yolunun 1. ve 2. kilometreler arasında heyelan temizliği çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Doğankent, Gümüşhane Devlet yolu, Kirazlık tünelinde yapılacak olan bakım onarım çalışmalarından dolayı saat 08-18 arası trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
47 il 282 noktada doğa dostu hizmet anlayışıyla hizmetin gülen yüzü Turnagaz yol durumunu sundu. Ekonomi ve yol durumunu hatırladık sevgili izleyenler. Özellikle dolardaki ve fındıktaki fiyatlar yakından takip ettiğimiz iki nokta ekonomi içerisinde. Özellikle fındık fiyatları yeni haftaya 10 lirayla başladı. Oldukça düşük bir seviyede başladı ve 2016 sezonunun da en düşük fiyatı olarak da kayıtlara geçti. Şimdilik daha düşmezse tabii ki böyle bir durum da söz konusu. Akılların almadığı ya da işte üretici birliklerinin de aslında dün ziraat odaları Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la buluştular. Artık o görüşmeden ne çıktı, nasıl bir sonuç çıktı ya da fındıkla ilgili neler söyledi, bunları da bugün içerisinde araştırmaya devam edeceğiz. Dün akşam yine aramıştık, aslında ana haber bültenimize bağlamak istedik konuyla ilgili. Müsait olamamışlardı yoğun Ankara gündeminde. İnşallah ki olumlu bir şey çıkmıştır. Çünkü akılların almadığı rekorte tekrar revize edildi. Düşük olduğu bir kez daha kayıtlara geçti. 468 binden 420 bin ton diyerek tekrar açıklandı. Üretici piyasaya fındığını indirmiyor. Hatta sosyal medyada üreticinin fındığını satmadığı fotoğraflarını paylaşıyorlar. Böyle bir ortamda hani arz talep dengesine göre şekilleniyor madem ya, serbest piyasa. Şey arz yok, nasıl fiyat artmıyor? Ya şimdi üretici de artık bilinçlendi. Üreticinin birlik beraberlik içerisinde tutacak herhangi bir kurum yok şu anda. Tamam mı? İşte ziraat odaları gibi görünüyor. Ziraat odaları da bu görevi de değil. Şimdi ama üreticiler de kendileri sosyal medyada da belki de örgütleniyorlar. Yani bunları gösteriyorlar ve inan ki artık üreticiyle, efendime söyleyeyim, bu işin ticaretini yapan insanlarla aralarında bir satranç oyunu oluyor. Kesinlikle. Piyasada fiyatlanmalarındaki hareketlenmeler için. Konuyla ilgili iki tane haberimiz var. Onları da yerel gündeme geçmiş olduğumuz zaman fındık haberlerini aktaracağız. Olmasa dün akşam müsait değillerdi. Bağlantıyı gerçekleştiremedik. Belki biz ilerleyen dakikalarda programımız içerisinde bu bağlantıyı gerçekleştirmeye çalışırız. Neler konuşulmuş o toplantıda? Hepimizi, bölgemizi, milyonlarca insanı ilgilendiren bir konu, bir durum. Belki bu konuyla ilgili bir sıcak bilgi, sıcak gelişmeyi de programımız içerisinde aktarırız sevgili izleyicilerimiz. Ama gerek televizyonumuz olsun, gerekse programlarımız olsun, her zaman fındık üreticisine sesini duyurmaya çalıştık. Evet, üreticisinin yanında olduğumuzda bir kez daha hatırlatıyoruz. Zaten başka şansımız yok. Çünkü bu ülkenin, yani bu bölgenin ekonomisi fındıkta dönüyor. Fındık olmamış olduğu zaman, fındıkla ilgili sıkıntılar olmuş olduğu zaman ekonomi, esnaf, işte burada yaşayan herkes sıkıntıya giriyor. Ve hepimiz yani dolaylı olan olmasak bile bir fındık üreticiyiz. Fındıktan muhakkak ki cebimize para girmiştir veyahut da fındıkla ilgili muhakkak ki faydalanmışızdır. Biz olmasak üst komşumuz, yan komşumuz veyahut da akrabalarımız, arkadaşlarımız fındıktan gelir elde etmişlerdir. Ki etrafımızdaki insanların tabii ki gelirlerinin yüksek olması da bu ülke refahı için de oldukça önemli. Kesinlikle öyle Mithat abi. Ve doları da aslında yakından takip ediyoruz. Öyle ki dün de gazete başlıklarını okuyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan iş adamlarına çağrıda bulunmuştu. Yatırım yapmaktan çekinmeyin. Özellikle yerli iş adamlarına sesleniyorum demişti. Amerika'daki seçimler, işte Avrupa Birliği arasında yaşananlar, Orta Doğu'daki kriz doları da çok kaynatıyor. Dolar da sıcak bir süreçten geçiyor. Dolar şeyi hiç sevmiyor. Nedir böyle? Belirsizliği. Yani, belirsizliği hiç sevmiyor. Mesela Trump geldi, dolar işte 2.30 lira, 2.28'lere kadar geldi. Şu anda bakıyorum dolar fiyatı 2.28. 2.28'i tamam mı? Bir 3 ay önce söylemiş olduğun zamanlar çok büyük bir rakam. Yani kimse tahmin bile edemez. Belki uzmanlar söylüyorlardı ama kimse yani aldırış etmiyordu. Çünkü çok ciddi olaylar olması lazım. Bu program başladığı zaman hatırlıyor musun? Dolar dedim ki, Meltem çok ani bir yükseliş oldu dolarda. Dolar 3.02 seviyesini, 3.02 seviyesinin üzerine çıkmış olduğu zaman dedim, dolar dedim gidebilir. Yani bu şeyler olabilir. 3.02'den görüyorsun 3.28'lere kadar geldi. Nedir doların artmasına sebep olan neydi? İşte tekrar siyasetteki belirsizliklerdi. İşte başkanlık söylemleri, çünkü piyasa buna alışık olmamış olduğu için farklı bir tepki veriyordu. Ve dünyada işte Trump'ın tekrar Trump'ın başkan olması doları işte 3.10'lu seviyelerden 3.30'lu seviyelere kadar birdenbire resmen fırlattı.
bu anlamda yani ticaret yapan insanlar, evet, almış olduğumuz her ürüne bakıyoruz. İşte dolarla çarpılı. Çarpanları dolar olmuş olduğu için dolardaki... Düşünsene dolarlı, yani 3 ay önce dolar üzerinden bir alışveriş satış ya da işte borç alan bir işletmeyi düşün. Şu an %100 bir artış var borcunda. Ben en basit örneğini ben sana vereyim. Biz şimdi televizyon işletmeciliği yapıyoruz. Almış olduğumuz ürünler, kamera alıyorsun. Bunların kameraları, çarpanları dolar. Evet. Bağlandı. Efendime söyleyeyim, işte cihazlar alıyorsun. Bunların çarpanlarının hepsi nedir? Dolarla. En basit örneğini vereyim sana. Bizim uyduda yayın yapan bir televizyon. Uydu kiraları var. Bunların çarpanları da dolar. Düşün yani senin bu konuda biz televizyon kuruluşu olarak bile, yani bir şey, reklam harici herhangi bir gelirimiz olmadığı halde bile ne kadar bu konuda zarar ettiğimizi, ki ticaret yapan insanlar da bunu oturup bir kez daha düşünüyor. Cumhurbaşkanı çağrısı da bundan dolayı. Yani korkmayın diyor. Yani yatırımlarınızı yapın diyor. Ama tabii ki yani ürkek davranmış olduğumuz zaman da o zaman adamların istemiş oldukları gibi olur. O anlamda yatırımcılara da devlete gereken teşviği muhakkak ki verecektir. Evet. Ulusal gazete başlıklarıyla ulusal gündemi yorumlayacağız şimdi. Milliyet gazetesi bende. İlgimi de çeken bir şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan FaceTime'ı çok da sevdi diyebiliriz. Gerçi yersiz bir espri de olmuş olabilir ama FaceTime üzerinden bu kez kız istemiş Cumhurbaşkanı, evet, Recep Tayyip Erdoğan. Oyuncu Murat Yıldırım faslı sevgisi İmane Elbani ile evlilik için ilk adımını atmış. Adana'daki söz töreninden sonra Ankara'ya giden çift Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret etmişler. Erdoğan, Elbani'nin general babası Baç Habib Elbani ile FaceTime bağlantısı yaparak genç kızı Yıldırım'a istemiş. İnşallah mutlu olurlar. İnşallah. Herkes de nazip olmaz. Değil mi? Evet, Cumhurbaşkanı tarafından istenmek. Cumhurbaşkanı şimdi böyle gerçekten yani son 10 yılı 15 yılı çok sert siyasetler içerisinde, politikalar içerisinde her zaman eleştirildi, her zaman üstü oldu. Eleştirilerin her zaman hedeflerinde oldu. Her yaptığı olay konuşuldu, tartışıldı. Çok sıkıntılı günler de çekti. Böyle magazinsel haberler içerisinde de görmek de istiyorum. Bu yoğunlukta yani, değil mi? Yani tebessüm ettiren haberler. Yani, o anlamda oldukça aslında yani buna benzer şeylerin artması da lazım diye düşünüyorum. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir haber var yine üst manşette. Türkiye Futbol Federasyonu naklen yayın şartnamesini alma süresinin başladığını duyurmuş. 4 ayrı paket için yapılan değerleme çalışmasında en üst grup naklen yayın paketinin muammen bedelinin 495 milyon dolar artı KDV olduğunu ilan etmiş. İhale 21 Kasım pazartesi günü başlayacakmış. Ve hemen altında da Çinekop bereketi diyor. Kışa girerken tezgahları ve mutfakları Palamud'un ardından Çinekop şenlendirmeye başladı diyor. Buralardaysa Hamsi efendim tezgahlarda yerini aldı. Hamsiler Karadeniz mutfaklarını şenlendiriyor. Evet. Çinekop da var ama eminiz ki gene de rağbeti gören hamsidir. Yani en çok hangi balığı seviyorsun? Ben hamsi canım. Değil mi? Bu da soru mu? Lütfen. Aynen öyle, çünkü ben de hani hamsi, yani hamsi canım. Bir tek hamsi yiyoruz baktığımda. Hiç balık kültürüm yok. Gerçekten yani çok keyifli. Yemesi çok keyifli. Seviyorum. Hiç tanımam da ben. Çinekop'tur. İsimlerini bilirim ama gördüğümde hiçbirini ayırt edemem. Bir de işte sıralamaya sokmuş olduğumuz zaman işte mesela nezgit de çok severiz ki Karadeniz o kadar zengin bir şey varmış ki, yapısı varmış ki işte önceden 50-60 çeşit yani bu kadar balık çeşidi varmış. Bunların içerisinde nezgit olarak demiş olduğumuz balığı balıkçılar yakalamış oldukları zaman tekrar denize atarlarmış. O balığı yemezlermiş. Dipte yaşayan bir balıktır. Ama şu anda hamsiden sonra ikinci sırada gelen balık çeşidi belki de nezgit. Ama işte böyle bayanlar falan biraz daha böyle balığı pek fazla tanımayanlar tercih ediyor balığı ama nezgidi. Ama işte balık konusunda biraz daha böyle deneyimli, biraz daha profesyonel olanlar çok çok daha farklı balıklar yeme çeşitlerini tercih ediyor. Ama evet, bu yani hazır konusu açılmışken Karadeniz'i gerçekten korumamız gerekiyor. Kesinlikle yani, ya önümüzdeki denizi, dönemler, önümüzdeki yıllar içerisinde inanın ki bu denize belki de bu şekilde gidersek, önlemler alınmazsa denize balık bitecek. Ve çocuklarımız bize şöyle bir soru soracak. Ya baba gerçekten burada bu denizde balık mı yaşıyordu diye sorabilirler. Yani o anlamda çok çok önemli. Yani denizin bitmemesi önceden... Ve yapay omegalar alacağız belki balık tabii, tükenince. Ya tabii canım, şimdi eski balıkçılarla konuşmuş olduğumuz zaman nerede o günler diyorlar. Yani balığı 30-40 çeşit farklı balıklar vardı. Şimdi saysan yani onu zor geçer balık çeşidi.
Haksız rekabet var balık tutmada. Yani şu anda savaş gemilerinde olan cihazların hepsi balıkçı cihazlarında var, balık teknelerinde var. Adam Perşembe'de tamam mı, misal kilometrelerce ötedeki balığı görüyor, balığın cinsini ayırt edebiliyor, balığın boyutunu da görebiliyor neredeyse. Yani evet. Bu kadar haksız bir rekabet var. Hani kontroller yani yapılmasın mı? Ya yapılsın tabii ki, yapılacak tabii ki ama kontrol edilmesi gerekiyor. Japonya kendi ülkesindeki balıkçılara satma yasaklamış olduğu bazı cihazları bizim ülkemizde rahatlıkla satılıyor. Evet, bu da aslında sektördeki önemli bir sıkıntıyı, tabii ki sektörde haksız rekabet bir yana, bahsettiğin gibi hayvanlara karşı da haksız rekabet canım. Yani tüketemeyeceğiz yani o balıktan, hani balığın faydalarını belki de hep yapay olarak vücudumuza almaya çalışacağız önümüzdeki dönemlerde. Tükenecek deniz çünkü çok çabuk tükeniyor, bunu balıkçılar da söylüyor. Yani evet, uzman olmaya gerek yok, bu işle uğraşan herkesin mikrofonu uzattığımızda deniz tükeniyor cevabını duyuyoruz. Balığı en fazla kim koruması gerekiyor biliyor musun? Tamam mı? Balıktan ekmek yiyen insanların koruması evet, gerekiyor. Onların hassas olması lazım, onların dikkatli olması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Buradan da bir kez daha kurallara uyarak avlanma çağrısında bulunarak gazetelerin manşetleriyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Milliyet Gazetesi'nin ana manşetinde. 2017'ye kadar Avrupa Birliği'ne süre vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Beştepe'de çiftçilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ile yıl sonuna kadar süre verip sonra müzakerelerden vazgeçmek için referanduma gidebileceklerini açıkladı. Erdoğan, terör örgütünün ajanları Avrupa'da cirit atıyor, onlara her türlü desteği verip ondan sonra Türkiye'de müzakereler durdurulabilecek diyeceksiniz. Geç kaldınız, hemen kararınızı verin demiş ve hodri meydan vurgusu yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kapsamlı değişim başka zaman, hükümet sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları da hemen gazetenin manşetinde yer bulmuş kendine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haberinin yan tarafında bir pencere içerisinde. Öyle ki dün Bakanlar Kurulu toplantısı vardı. Toplantının ardından Numan Kurtulmuş kamuoyuna açıklama yaptı. Basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Bakanlar Kurulu sonrası AK Parti'nin yeni anayasa ve dar kapsamlı anayasa değişikliği konularında İki çalışmasının olduğunu söyledi. Kurtulmuş, kapsamlı anayasa değişikliğinin başka bir zamana bırakılacağını ifade etti. 8 ay sonra eve dönüş diyor Şırnak'ta terör operasyonları nedeniyle. 8 ay önce ilan edilen sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırıldı. Teröristlerin kente verdiği zarar da ortaya çıktı. 246 gün sonra evlerine dönmeye başlayan Şırnaklılar yakınlarıyla hasret giderdi. Ev ve iş yerlerindeki tahribatlarla ilgili onarım çalışmaları da başlamış. Fotoğrafa iyi bakmak lazım sevgili izleyenler. Biz gerçekten buralarda duyuyoruz, izliyoruz, empati yapmaya çalışıyoruz ama orada gerçekten bir savaş yaşanıyor. İşte bu manzara, bu fotoğrafta o gerçekliği anlatıyor. Bizlerin de başına gelebilir. Gelmemesi için, millet için, vatanımız için üzerimize ne düşüyorsa yapmak zorundayız. Şu fotoğraf acı bir fotoğraf. Evet. Sigara artık dolaba giriyor. Bu da aslında dünün en çok konuşulan haberlerinden bir tanesiydi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın açıklaması. Sigaraların artık kapalı dolaplarda satılacağını, markaların görünmez duruma getirileceğini belirtmişti. Ve bombayı yazı işleri şefi yerleştirmiş. Bu da Türkiye'nin konuştuğu suikast olayının ardından İlk gelişmeler. Dün Numan Kurtulmuş failleri yakalandı demişti. Delik Kaymakamı Safi Türk'ün şehit olduğu saldırıda makam odasına tuzaklanan patlayıcı kaymakamlık görevlilerinin yerleştirildiği öne sürüldü. İstanbul'dan kargoyla gelen bombayı yazı işleri şefi ŞM'nin yerleştirdiği, yazı işleri müdürü TE'nin kağıt içerisinde kumandaya benzer eşyayı zabıta amiri VE'ye verdiği, ardından patlama yaşandığı iddia edildi. Zaten böyle bir saldığı için muhakkak içeriden yardım Kesinlikle. Alınmış olması evet, gerekiyordu diyorduk. İşte kaleler içten fethediliyor hesabı, düşman içimizde. MIT'in kitabında FETÖ'nün isimleri diyor. Darbe komisyonuna sunulan bir belge, darbe girişiminin ardından FETÖ'nün kritik bazı isimlerinin 1990'dan bu yana bilindiğini ortaya koymuş. Bu da son haberdi aktaracağımız efendim Milliyet gazetesinden. Evet, Sabah gazetesine hızlıca geçelim, bakalım neler var.
İlk başlıkta Avrupa Birliği'ne 2 ay daha sabır, sonra referandum. Hani biraz önce bahsetmiş olduğumuz işte yani dolar yükseliyor, siyasi belirsizliği sevmez. İşte bu türlü gelişmeler işte piyasaları işte olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü evet, bir belirsizlik oluyor. Yeni bir siyasi sürece, yeni siyasi çekişmeler içerisine giriliyor. Bu türlü şeyler işte para piyasaları rahatsız oluyor buna. Para piyasaları yani önünü görebilmesi için yani net olması lazım. Şimdi başkanlık öndeki olursa Türkiye ne olacak? Işte, başkan olacak mı, olmayacak mı, referandum olacak mı, olmayacak mı? Amerika'da kaynıyor. Bunlar hepsi şey, normalde Amerika kaynıyor. Aslında şöyle bir olay olması lazım. Yani bakmış olduğun zaman Amerika'da doların düşmesi lazım yani. Dolar fiyatının. Çünkü orada da sıkıntı var yani. Düşün şimdi. Bizim iç sıkıntımız olmuş olduğu zaman Türk lirasının değeri düşüyor. Amerika dolarının değeri ne yapıyor? Yani düşmüyor, artıyor. Tamam. Evet, Amerika'da ilginç. Hiç sıkıntı olmuş olduğu zaman ne olması lazım? Amerika dolarının değerinin düşmesi ve normal para piyasalarının şey yükselmesi gerekmiyor mu? Ama böyle bir tezatlık var. Tezat, bir ironi. Bunu tabii ki yani para piyasalarını ancak çok çok iyi bilen insanların açıklayabilmiş olduğu, algılayabilmiş olduğu, normal görebilmiş olduğu bir olay. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne rest yıl sonuna kadar sabredelim, ondan sonra millete gidelim. Yıllarca Avrupa Birliği'ne girmek için mücadele ettik. Her anlamda her siyasi Avrupa Birliği'ni bize hedef olarak gösterdik. Ama bazen işte bıkkınlık noktasına da geliyor. İşte bu da belki o anlardan bir tanesi de. Ama Avrupa Birliği kriterleri adı altında ülkede yapılan bazı güzel gelişmeler, değişiklikler oldu. Bu anlamda da çok çok güzel yani. İşte yeni yasalar, maddeler bunlar çıkartıldı, etti. Ama bundan sonra bakalım neler olacak. Hep beraber tebrik edeyim. Hep beraber sevgili izleyicilerimiz takip edeceğiz. 2 ay daha sabır, sonra referandum diyor. Referandumdan nasıl bir soru sorulacak? Bunu da hep beraber göreceğiz. Yani Avrupa Birliği'ne girelim mi, girmeyelim mi sorusu veyahut da bunun yanında başkanlık da eklenecek mi? Farklı şeyler olacak mı? İnanın onu artık ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Daha netlik oluşacak. Ama 2 ay sonra yani kısa bir süre sonra böyle bir referandum gibi bir şey var herhalde. Evet, görünüyor gibi. Şimdi. Görünüyor gibi. Evet. FETÖ'den borsada oyun içinde oyun. Tele kulak, manipülasyon, himmet aklama, küçük yatırımcı, soyma iş tekmili birden FETÖ'nün borsa vurgunu. Sabah SPK ve Borsa İstanbul'daki FETÖ soruşturmasının sonuçlarını açıklıyor. FETÖ, polis üyeleri aracılığıyla gizli dinlemelerle şirketlerin mali bilgilerini elde etti. İstanbul'da kurulan 4 ofis üzerinde borsada manipülasyona girişti. İşte bu çok önemli şeyler. Yani bunlar var ya, hani para piyasaları, işte ekonomi bahsediyoruz ya, şirketlerin yani tabii ki borsayla ilgilenenlerin daha çok ilgilendiren bir olay. Bir şirketi mali yapısı, o ekonomiyi borsa oldukça ilgilendiriyor, şirketin yapısı. Bunları bile dinlemişler. Oldukça ilginç. Düşünün, 40 tabii, yıldır hazırlanan bir örgütten Türkiye'nin ortaya ekonomisine, askeri yapısına işte bakıyoruz bugün. Emniyetteki operasyonlara bakıyoruz. Hani her kademesine girmişler. Ya bu da bir soygun, biliyor musun? Hani fındıkla şimdi manipülasyon yapılıyor deniyor ya. Evet. Şimdi adam ne yapıyor? Bir tane kuruma bir tane işte dinlemek için aygıt yerleştiriyor. Kurumun mali yapısını öğreniyor. Kurum kar mı edecek, ne yapacak, buna benzer. O bilgiyi daha önceden elde etmiş olduğu için o şirketin hisselerini satın almaya başlıyor. Hisselerini yükseliyor, evet, ve o bilgi ortaya açıklanması lazım. Bilgi açıklandığı zaman, mali yapılar açıklandığı zaman da küçük yatırımcıya satarak küçük yatırımcının yıllarca biriktirmiş olduğu birikimlerini kendi ceplerine aktarmanın bir başka yolu. Yani hırsızlığın bir başka yöntemi. Ne kadar üzücü değil mi? Şöyle bir baktığımızda okuyoruz. Özellikle şu ilk üzücü olan şey, bunca olaya rağmen hala mesela Derik Kaymakamı'nın şehit edilmesindeki olayda gibi bunca olaydan sonra hala hizmet edebilen, ihanet edebilen ya insanların olması. Hizmet diyor, okullar diyor, dini temeller üzerine işte kendi faaliyetlerini kurmuşlar, insanları bu şekilde kandırmışlar ama para kazanmak için veyahut da kendi çıkarları için, tamam mı, hiç bir ahlaksız eğitimlerden kaçınmamışlar. Kesinlikle yani hiç öyle. Ne hırsızlık, ne manipülasyon, ne efendime söyleyeyim insanları dinlemeye, ne şantaj.
Artık yani üzücü olan bir diğer şey ise baktığında ne kadar adaletsiz bir dünyada yaşadığımızı bir kez daha anlıyoruz. Baktığında borsalar bir örgüt tarafından şekilleniyor. Hiçbir şekilde dürüst bir ticaret yapmaya çalışsan imkansız. Yok yani yapamazsın. Bunu yani ya hakimlere, polislere, askerlere, efendime söyleyeyim siyasetin içerisinde her tarafa girmişler. Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalamaya cesaret eden, o kadar ahlaksızlaşmış olan bir yapıdan Meltem ne bekleyebilirsin ki yani? Evet. Nasıl bir ahlak bekleyebilirsin ki? Her şeyi yapabilir. Yani Allah bir daha fırsat vermesin diyerek Sözcü gazetesiyle devam edebiliriz ancak. Ama hala özellikle şu süreçten sonra nasıl oluyor da yardım ve yataklık yapılabiliyor bunu anlamakta mümkün değil. Şu anda değil. Herkesin tek bir düşüncesi tamam bu konuyla ilgili. FETÖ operasyonlarıyla ilgili. Yıllarca söylendi. Herkesinden söylendi. Bakın dikkat edin FETÖ'ye, FETÖ operasyonu. Evet. FETÖ operasyonuna bu türlü uyarılar yapılırken kulaklar tıkandı. Bazı siyasiler tarafından yurt dışından çağrılar bile yapıldı. Evet. İşte buna benzer şeyler, aklama şeyleri yapıldı. Ama zaman ortaya o kadar kötü bir şekilde çıkarttı ki bunu. Gerçeği. O insanları o kadar haklı çıkarttı ki. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti üzerine yaşayan vatandaşların tek bir beklentisi var. Gerek askeri içerisinde, gerek hukuk içerisinde, gerek siyasi içerisinde, siyaset içerisinde kim olursa olsun eğer FETÖ'cü varsa kesinlikle arkasında durup durma gibi bir olayın olmaması gerekiyor. Yani bazen insanların işte buna benzer şüpheleri de oluyor. Ya işte bu hala niye böyle? İşte tutup deniliyor ki siyasetin içerisinde bunların hepsi temizlendi şeklinde söylemler oluyor. Ama maalesef ki ben normal vatandaş olarak ben buna şüpheyle bakıyorum. Evet. Türkiye'de yıllardır bu kafa adalet dağıtmış. Sözcü gazetesinin manşetiyle devam ediyoruz. Gazeteleri manşetlerine göz atmaya ve son ulusal gazetemiz değil, Hürriyet de var. Pardon. Yüksek yargıcın itirafları diyor. Ben İmam Hatip kökenliyim demiş. Milli görüş geleneğinden geliyorum. Erbakan Hoca ölünce resmini çantamda taşıdım. Tayyip Bey liderim, oğlumun adını Muhammed, yeğenlerimin adını Sümeyye ve Recep Tayyip koydum. AK Parti kuruluşunda ben mayalandım. AK Parti'nin 1. Kasım'da kazandığı seçim zaferini meydanda eşim ve çocuklarımla 4 saat soğukta bekleyerek kutladım. Benim abim AK Parti İl Başkan Yardımcısıdır. FETÖ ile uzaktan yakından bir alakam yok demiş. FETÖ'cülerin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından devletin her kademesinde temizlik yapıldı. Özellikle de yüksek yargıta... Yargıtay 6. Hukuk Dairesi üyesi İrfan Vural, FETÖ suçlamasıyla meslekten atılıp cezaevine konuldu. Verdiği ifade ise Türkiye'de bir dönem hangi zihniyetin adalet dağıttığını gösterdi diyor gazete. İfade de benim ilk cümlelerimdi. Kendisini bir AK Partili olarak ilan etmiş ve kesinlikle FETÖ ile uzaktan yakından alakam yok demiş. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner diyor gazete başka bir haberinde. FETÖ'nün balyoz ve Ergenekon kumpaslarının hakimi olan iki isim cezaevinde şimdi bu halde diyor. Ders olsun demiş. Hüseyin Özes'e Ergenekon davasının görüldüğü 13. Ağır Ceza'nın başkanıydı. Çok ağır cezalar yağdırmıştı. Şimdi FETÖ'den Bolu cezaevindeymiş kendisi. Ömer Diken ise balyoz davasının görüldüğü 10. Ağır Ceza'nın başkanıymış. Sanıkları 930 yıl hapse çarptırmıştı. Şimdi kendisi FETÖ'den Menemen cezaevinde diyor gazete. ÖSO'cular birbirine girdi, sınır kapandı. Fırat Kalkanı operasyonunda birlikte hareket ettiğimiz ÖSO'cular Suriye'deki Esselame sınır kapısının kontrolü yüzünden birbirine düştü. Çatışmalar çıktı. Kilis Öncü Pınar sınır kapısı kapatıldı diyor gazete. Dolar uçuyor, Trump konuştukça dolar fırlıyor. Dün de 3.29'u gördü. Ekonomiyle ilgili bir haber. MHP'de ise kafaların karışık olduğunu iddia eden bir haber daha hazırlanmış. Başkanlık sistemi tartışmasının ateşini yakan Bahçeli'nin partisi MHP'den tek adam rejimine geçit yok sesleri yükseliyor diyor. Avrupa için de referandum, Erdoğan'ın açıklamaları gazetenin manşetinde. Kılıçdaroğlu da beni de tutuklayabilirler, CHP'ye saldırı başladı demiş. Bu da Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıydı. Sözcü gazetesinden aktaracaklarımız da bu kadardı. Son gazete Hürriyet gazetesi. Sağım solum Putin başlığı. Rus yönetimi Ermenistan'la ortak askeri güç oluşturmak üzere anlaşma aşamasında Moldova ve Bulgaristan'da da seçimi Rusya yanlıları kazandı şeklindeki başlık sevgili izleyicilerimiz. Rusya'nın etkisinin genişlediği şeklinde bir
ana başlıkta yine gazetenin ilk sayfa haberi içerisinde. Hemen yanında Donald Trump'la ilgili bir haber var. 400 bin dolar maaşı, 400 bin dolardan vazgeçiyormuş. Amerika'da CBC televizyonuna röportaj veren Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump yıllık 400 bin dolar yani 1.3 milyon lira olan başkanlık maaşı için yasal olarak almam gerekiyor. Bu yüzden sadece 1 dolarını alacağım diyor. Maaşını almayacağını söylüyor Donald Trump sevgili izleyicilerimiz. Bu da Donald Trump'ın artık yeni başkanın ilginç bir açıklaması. Ki i̇htiyacı tabii, da olmadığı için zaten. İhtiyacı da yok. Yani Meltem bizim ülkemizdeki bazı siyasetçilerin veyahut da işte bu türlü şeylerin ihtiyacı olmayanlar yok mu? Ama adam hizmet için geldiğini söylüyor. Memleket sevdası için geldiğini söylüyor. Sadece bakıyorsun kendi çıkarı için o bulunmuş olduğu o mevkiyi, o kurumu kullanıyor. Donald Trump yani bu bir bunun parayla falan bir alakası yok. Evet. Bunun bir hırsla alakası var. Adam mesela adam dünyaları var. Adam hala yani dünyaları kazanmak için, paraları kazanmak için yapmadığı kalmıyor. Evet. Bu bir şey mi? Donald Trump'ın ilk açıklamaları da aslında şöyle dikkat çekici. Demek ki Orta Doğu'dan Amerika yani savaşı istemeyen bir başkan gibi görünüyor. Amerika'nın işte havalimanlarının onarılması gerekiyor. İşte birçok altyapıda yenilenmesi gereken yerler var. Hani biz 6 milyon doları Orta Doğu'ya harcayacağımızı burada değerlendirebilirdik bak, diyor. Şöyle diyor bak. Diyor ki Orta Doğu'ya 6 trilyon dolar yani 19 trilyon Türk lirası evet. Harcadık diyor. Bu parayla ülkeyi baştan aşağı iki kere kurardık sözleri de geçmiş yönetimleri eleştirmiş. Evet yani. Ama işte bu şekilde yapmış olduğu zaman da dünyada işte dengeler değişiyor. Dengeleri değiştiriyor. Baskı yani Amerika'nın düşünün Orta Doğu'dan veyahut da dünyada işte girmiş olduğu her yerden çıktığını düşün. O zaman da işte o şeyi kaybetmiş dengeli oldu demek ki. Gücü. Ama bilemiyorum artık yani Amerika'nın yani tabii ekonomi gibi görünüyor ama ekonominin yanında da farklı dengeler de var. Bu kadar saldırgan, agresif olmasın. Evet. Evet, reklam arası vereceğiz galiba. Evet, reklam arası vereceğiz. Gazetede aktaracağın haber var mı yoksa döndüğümüzde devam mı edelim? Yok, bu kadar. Hürriyet gazetesinde son haberler bunlardı. Evet, hemen hemen aynı haberlerdi zaten sevgili dinleyenler. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından yerel gündemle sizlerle olacağız. Şimdi her yerde 52. Pilavını tonla, pilavını tonla. Darbanel tonla, pilavını tonla. Ton ton ton, darbanel ton. Güvenli temeller üzerinde yükselen modern yapılara imza atan Yücedağ İnşaat, Sardunya konutlarını gururla sunar. Konforunuz için her detayın düşünüldüğü Sardunya konutlarında düşlediğiniz evler sizi bekliyor. İnşaat sektörünün güvenilir ismi Yücedağ İnşaat ayrıcalığıyla siz de Sardunya konutlarında yerinizi alın. Yücedağ İnşaat, sektöründe lider, işinde uzman. Kendi geleceğinize, kendi mesleğinize doğru emin adımlarla yürümek için yepyeni bir geleceğin kapılarını aralayın. İçeriye girin, bu harekete dahil olun. Emin adımlarla yürümek için önce karar vermek gerek. Hedefiniz her zaman büyük olsun. Unutmayın, mesleğiniz olacak, geleceğiniz olacak. Şişli Meslek Yüksekokulu. Ordu'da yeni bir yaşam başlıyor. Çağdaş ordunun inşasında güvenilir marka Selçuk İnşaat, sizlere sağlıklı ve mutlu bir hayatın kapılarını aralıyor. Aradığınız her şey bu harika evlerde. Emirkent 2 projesi, dairelerimizin tamamı 4+1 olup 190 metrekaredir. Ayrıca açık yüzme havuzu, kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, Türk hamamı, Fin hamamı, tuz odası, otomatik merkezi süpürme sistemi de bu akıllı evlerde. Üstelik %0.10'a kadar konut kredisi kullanma imkanıyla. Çağlayan sitesi projelerinde açık yüzme havuzu keyfi sizi bekliyor. Bitmedi. Ordu'da huzurun adresi Melikşah sitesi, Gümüş Evler, Şanlıtürk 1 ve Şanlıtürk 2 Candan Kent sitesi de Selçuk İnşaat güvencesiyle sizinle. Gelin hayallerinize Selçuk İnşaat güvencesiyle kavuşun. Selçuk İnşaat,
geleceğinizi inşa ediyoruz. Yılların verdiği tecrübeyle çiftçimizin, emekçimizin yanındayız. Topaloğlu Tarım olarak daha iyi, daha verimli, daha bereketli ürün alabilmeniz için teknolojiyi sonuna kadar kullanıyoruz. Biliyoruz ki toprağın yağmura, çiftçimizin yağmur makinelerine ihtiyacı var. Bu sebeple sektörün dev markası Yağmur Tarım Makinelerinin Karadeniz Başbayiliği görevini üstlenerek en iyi hizmetinize sunuyoruz. Ayrıca Stihl, Seco, Mitsubishi marka motorlu tırpanlar, ağaç kesme makineleri, ilaçlama makineleri, Yağmur marka çapa makineleri, 40 beygir 4x4 traktörler, kısaca bahçeniz ve tarım adına aradığınız her şey Topaloğlu Tarım'da sizleri bekliyor. Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikamızda her şarta uygun römork imal etmekteyiz. Ziraat Bankası aracılığıyla 5 yıl düşük faizli kredi imkanı. Topaloğlu Tarım, yıllardır güvenle. Adres Kurtuluş Mahallesi, Sahil Caddesi numara 576 Fatsa Ordu. Telefon 0452 423 1278. Duyduk duymadık demeyin. Artık herkes ev sahibi olacak. Permiyen İnşaat'tan 2+1, 3+1, 4+1, 5+2 lüks daireler 90.000 TL'den başlayan fiyatlarla Esenyurt, Kıraç, Beylikdüzü bölgelerinde sizleri bekliyor. Bize uğramadan daire almayın. Permiyen'den ev sahibi olmanın ayrıcalığını yaşayın. Telefon 0552 451 51 51 0552 451 51 51. Permiyen İnşaat. Mustafa Gebre'nin imzasıyla güvenin adresi. Efendim herkese tekrardan merhabalar. Biz sizlere işte yerlerimizi gösteriyoruz. Kazandırmak adına Altın Toprak Arsa Ofisi olarak herkesi kazandırmak istiyoruz. Arsa sahibi olun, toprak sahibi olun ve kazanın. Silivri Değirmenköy'deyiz şu anda. Biliyorsunuz Değirmenköy geçen sene mahalle oldu. Evet, Silivri Değirmenköy'de özellikle hızlıca kazandıracak bölgelerden yerleri temin edip alıyoruz ve özel parselasyonla sizlere sunuyoruz değerli izleyenler. Evet, burada 300 metrekare özel parseller sadece 24.900 lira. Bu fırsat başka hiçbir yerde yok. Evet, emsallerini düşünecek olursak bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Araştırmasını da yapın. 30.000 liraya, 35.000 liraya aldığınız yerler ile şu anda gördüğünüz veya bu gördüğünüzün harici bizimle tanıştıktan sonra göstereceğimiz yerler arasındaki farkı çok rahat bir şekilde idrak edebileceksiniz. Çünkü bizim sizlere önerdiğimiz, sunduğumuz yerler hep genelde yol kenarlarında, ana asfalta, cephe ve kadastrol yolun hemen yanında oluyor ve müthiş yerler. Havasıyla, doğasıyla ve sanayisiyle muhteşem bir yer Değirmenköy ve geldiğiniz zaman bu atmosferi fark edeceksiniz. Evet, 300 metrekare 24.900 lira. Vade takas seçeneklerimiz var. Araçlarınız değerinde alabiliyoruz ve istediğiniz yerden, istediğiniz bölgeden sizlere arsalarımızı sunabiliyoruz. Yatırım yapmak isteyen herkesi Altın Toprak Arsa Ofisi'ne davet ediyoruz. Ekran altında numaramız var. Arayın, kazanmak istiyorsanız arayın. Her zaman söylüyoruz, kazanmak istiyorsanız Altın Toprak Arsa Ofisi'ni mutlaka tercih edin. Efendim, merkez ofisimiz 5 yol metrobüs durağının hemen yanında. Her gün servisimiz var. Her sabah saat 10'da götürüyoruz. Ama böyle coşku içerisinde insanlarla el ele birlikte gelmek istiyorsanız pazar günleri yoğun bir katılımla sizleri ofisimize bekliyoruz. Evet, mutlaka gelin. Bir bardak çayımızı için bizler Murat Çakmak, Sinan Karamelek, Aydın Gönay abim ve ben Emrah Binici olarak sizlere en güzel yerlerimizi sunmak için sabırsızlıkla sizleri ofisimize bekliyoruz. Acaba ben tapumu ne zaman alırım diyenler için yeri beğendiniz. Bütün yerler kendimizin, size göstermiş olduğumuz bütün her yerin tapuları bizdedir. İstediğiniz zaman, müsait olduğunuz zaman tapu dairesine gidiyoruz. Tapunuzu alıyorsunuz, ardından ödemenizi yapıyorsunuz. İster vadeli, ister nakit, ister takas. Burası Silivri'nin Değirmenköy'ü. Değirmenköy'ün de hemen yanı başında olan bir yer. Sanayisiyle, etrafındaki arazisiyle oldukça verimli. Geleceğinize yatırım yapın diyorum. Çocuklarınızın yarınını düşünüyorsanız, bugün burası bir fırsattır. Düne kadar İstanbul'un Sultanbeyli, Kıraç, Esenyurt, Esenler, Bağcılar gibi yerlerinin yanında şimdi burası da bir fırsattır. Zamanında oralar fırsattı, şimdi burası fırsat. Ah vah keşke demeden mutlaka bu yerleri görmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Evet, Sivas Gürünlüyüm.
İsmim Hanifi Toptaş. İstanbul'da ticaretle uğraşıyorum. Zaten ben bu bölgeleri biliyorum. Geliyorum, geziyorum, görüyorum. Tabii insanlar eğer yatırım yapmak istiyorlarsa, herkesin bütçesine göre uygun da, ona göre tabii yatırım yapmak isteyen arkadaşlar buyursun, gelsin, görsün, ona göre değerlendirsin, kararını versin deriz. Sivas Afık Çınarlı doğumluyum. Aynı zamanda Sivas'ın Cumhurbaşkanıyım. İstanbul Sivas Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Bugün buraya geldik, yatırımımızı yaptık. Altın Toprak Arsa Ofisinden arsamızı aldık. Bütün hemşehrilerimize, insanlara tavsiye ediyorum. Altın Toprak Arsa Ofisinden vazgeçmesinler. Benim ismim Satılmış Şengül. Biz Altın Toprak Arsa Ofisine Ablura'dan birinin mesajıyla fark ettik. Büyük bir fabrikada çalışıyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Ben ilk defa geliyorum. Doğruya doğru söylemek lazım. İlk defa bu topraklara geldim. Zaten geleceğe adım sağlam atmak için benim Allah kısmet ederse yolda bir tane çocuğum olacak. Yatırım amaçlı gerçekten alınacak yerler. Gördüm yol kenarları, buralar. Yani topraktan kimseye zarar geleceğini düşünmüyorum. Şu andaki olan iki arsamızın yeri de çok güzel. Bütün müşterilerimize buradan sesleniyorum. Gerçekten yatırım yapabileceğiniz en güzel yerlerden birileridir. Şöyle söyleyeyim. Gün geçişte sürekli değer katan yerler olduğundan dolayı sizlerden ricamız Altın Toprak Arsa Ofisi'ni ziyaret etmeniz ve gereken bilgileri almanız ve gerçekten ileri dönemde en büyük yapacağınız yatırımlardan birisidir. Ben de ilk defa geliyorum Recep'in söylediği gibi. Geldik, birebir yerleri gördük. Çok güzel yerler almışsınız. Ana yollara çok yakın yerler tercih edilmiş. Çok isabetli olmuş. Vallahi kaçırılmayacak fırsatlar var. Çok uygun fiyatlara yerler alacaklar. Ben Altın Toprak Arsa Ofisi'ni ve sizlere çok güvenilir olduğu için tercih ettim. Altın Toprak Arsa Ofisi ticaretten öte insanımıza hizmet etmek istiyoruz. Değerli, çok kıymetli yerleri eşe dosta satıyoruz. Bekliyoruz çayımızı içmeye efendim. Evet, şunu özellikle söylüyorum. Ev bir yana, araç bir yana ama arsa hepsinden öte yana diyebiliriz. Neden? Her geçen gün kazanıyor. Burası Silivri'nin bir mahallesi. Değirmenköy Mahallesi. Değirmenköy'ün nüfusu kalabalık bir bölge. Sanayisiyle güzel bir bölge. Değirmenköy merkeze, mahalleye 2,5 kilometre mesafede. Ana yola maksimum 150 metre mesafede. Kadastro yolunun hemen yanında muhteşem bir yer. Tekrar söylüyorum, mutlaka gelin, kazanacaksınız. Biz geçen sene bu bölgede 12 bin lira, 13 bin liraya satarken şu anda 24.900 lira. Bakın %100 kazandırmış. Yine kazanmak istiyorsanız gelin tanışalım sizlere. Görünen köy kılavuz istemez efendim. Pırlantanın ışıltısı şıklığınızla buluşsun. Bölgenin en büyük altın mağazası olan Ünye Güneş Kuyumculuk'ta pırlanta takı modelleriyle gerçek aşkı yeniden bulacaksınız. Altın ve pırlanta için doğru adres Ünye Güneş Kuyumculuk. Konu komşu duysun, müjdem herkese. Sonunda bizim de bir internet marketimiz oldu. Bunca yükü nasıl taşırım diyen Mehmet amca. Olmadık bir anda bebeğinin bezi biten Sibel Hanım. Yoğun iş temposunda eşinden mesaj alan Ali Bey. Markete gitmeye vaktim yok diyenler. Hiç telaş etmeyin. Girin kalafatlarsaralmarket.com'a, siparişiniz ayağınıza gelsin. A'dan Z'ye tüm market ürünlerine kalafatlarsanalmarket.com.tr'den ya da akıllı telefon uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Kalafatlar, Ordu'nun hem saral hem gerçek tek marketi. 52, şimdi her yerde 52. Sizin sesiniz, sizin ekranınız. Kısaca sizin kanalınız TV 52, gurbetle Sıla'yı birleştiriyor. Gurbetteki iş adamlarıyla sıcak ve samimi sohbetlerimizle evlerinize konuk oluyoruz. İş dünyasında yaşanan zorluklar ve gurbette ordulu olmak. Zeki Salman'ın hazırlayıp sunduğu Gurbetten Sıla'ya programı her çarşamba saat 17'de TV 52'de. Gurbetten Sıla'nın ilk konukları İstanbul Ordu Akkuşlular Dernek Başkanı Özer Sütçü, ve Akkuşlu Cüneyt. Zeki Salman'la Gurbetten Sıla'ya çarşamba akşamı saat 17'de TV 52'de.
Vadi yürüyüşümüz devam ediyor. İnanın tahmin etmiş olduğumdan çok çok daha zor bir vadi yürüyüşü. Şu gelişin çok tehlikeliydi. Ayağım sağlam. Sağlam mıydı? Tabii. Şimdi dere boyu devam etsek mi? Patika. Dere boyu patika yok. Balıkçı yolu. Peki sen kestirmenin buradan olduğunu emin misin? Patika yok. Çakmağımız var. Ateş atıp ısınabiliriz diye düşünüyorum. Çayımız var. Onları herhalde halledebiliriz. Böyle bir durum sevgili izleyicilerimiz. Allah sorumuzu hayırlı etsin. İnşallah. İnşallah artık ne yaparız? Kavuşuruz değil mi Muzo? Bu da Muzaffer. Bunu böyle kayıt yapıyoruz. Belki de son kaydımız. Bilemezsin ne olacağını. Reklamların ardından yeni gün kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyenler. Televizyonlarını yeni açan tüm izleyenlerimize günaydın diyerek yeni güne devam ediyoruz. Ulusal gündemi aktardık, gazete manşetlerini özetledik, dünyada neler oluyor kendimizce de yorumlamaya çalıştık. Şimdi ise yerel gündeme geçiş yapacağız. Yerel gazete manşetlerimiz olacak. Evet, yerel gündeme geçmeden sosyal medyada dün mesela oldukça fazla paylaşılan, insanların üzerine yoğunlaşmış olduğu, tartışmış olduğu bir konu vardı. Perşembe'de Perşembe ilçesi eski Ortatepe Okulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk büstünün malzemeyle kaplanıp neredeyse gömülmesine yönelik bir eleştiri Perşembe'li hemşehrilerimizin haklı eleştiridir. Atatürk büstünün üzerine kum gelmiş, sadece kafasını görecek olduğu vaziyette ve bunu saygısızlık olarak çekilen fotoğraf üzerine, sosyal medya üzerinden yoğun eleştiriler vardı. Bunun üzerine evet, haber yapılmış. Şu anda Erol abinin, Erol Karayel'in sayfasında ki haberin detayını ben aktarıyorum. Diyor ki bunu haber yaptık diyor. Haber üzerine diyor. Ordu valisi İrfan Balkanlıoğlu Perşembe Kaymakamı Ahmet Arak'a talimat vererek bu olumsuzluğun hemen giderilmesini istemiş ve valilik basın ve halkla ilişkiler müdürü Vedat Üzüm verdi bilgiye göre bu konuda haberdar edilen vali Balkanlıoğlu hemen müdahale ediyor ve oradaki Atatürk büstünü aldattırılmış. Bununla ilgili haber bu da yani sosyal medyada. Evet, Vali Bey'in bu hassasiyetinden dolayı da tebrik ediyoruz. Evet. Yani diğer tüm iradecileri de aynı hassasiyete davet Atatürk ediyoruz. Her anlamda bu toplumun hassasiyetlerinden bir tanesidir. Bizim en büyük hassasiyetlerimizden bir tanesidir. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ya bu kurucuya bir saygı, bu bir tabii tapınmak değil. Hani ya, bunu ya, kesinlikle o olay yok. Çok olay, hep olsa, oraya gidiyor çünkü. Olay olsa yani saptırmak isteyenler yani kesinlikle o şekilde öyle olayı algılatmaya çalışıyorlar. Bayraktır, Atatürk'tür veyahut da buna benzer evet şeyler bizim toplumun. Ya orada Atatürk'e yaptığın her saygı aslında devletine, milletine, bayrağına ve tüm şehitlerine gösterdiğin saygının simgesidir. Evet. Ve yerel gündeme geçiriyoruz sevgili izleyicilerimiz. İstiyorsan sen Güncel Gazetesi'yle başlayalım. Fark etmez, başlayalım. Güncel Gazetesi'nin manşetinde eski vali Ali Kaban'la ilgili bir haber var. Eski vali Ali Kaban'ın son icraatı da AYM'den döndü diyor. Ordu'da görev yaptığı dönemde ayakta beklemek günahtır diyerek tuvaletlerdeki pisuvarları söktürmesiyle tanınan Ordu eski valisi, şimdiki Zonguldak valisi Ali Kaban'ın Ordu'da son icraatı aradan geçen 8 yılın sonunda Anayasa Mahkemesi'nden geri döndü diyor. Eski vali Ali Kaban'ın Ordu'da faaliyetlerini sürdüren bir mühendislik firmasına kestiği astronomik para cezası Anayasa Mahkemesi'nden döndü ve mahkeme mülkiyet hakkı ihlali gerekçesiyle başvurucu firmanın uğradığı zararında tazminine karar vermiş. Bu haberi manşetten duyurmuş gazete. Yine projeler tartışılmadan dayatılıyor. Ordu Çevre Derneği'nin açıklaması. Bahçeli Evler Tayfun Gürsoy Parkı'nda çevre düzenlemesi ve Durugöl Stadyum projesini tartışmışlar. Yılmaz ve Çamyar esnaflarla bir araya geldi diyor. Yine üst manşette farklı bir haber. Bir dizi ziyaretler ve açılışlar için Ünye'ye giden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ünye Belediye Başkanı ve beraberindeki heyetle birlikte çeşitli incelemeler yapmış, açılışlara katılmış. Ünye Belediyesi Kadınlar Lokali'de dün düzenlenen törenle hizmete girdi.
Büyükşehir İtfaiyesi'nin de araç filosunu güçlendirdi haber yine gazetenin manşetinde. Akkuş'ta organik yarka üretimi yapılacak şeklinde farklı bir haber var. Ordu Üniversitesi'nde düzenlenen Doğu Karadeniz bölgesinde organik yumurta üretimi, yumurta ve tavuk etinin insan beslenmesindeki önemi konulu panelde konuşan Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem Yüce, Akkuş Belediyesi ile işbirliği içerisinde 10 bin yarka kapasiteli Dokap Bölgesi Organik Yarka Üretimi Projesi'nin Akkuş ilçesinde yapılması için yatırım programına teklif edildiğini söylemiş. Güncel Gazetesi'nin manşetleri bu şekilde sevgili izleyenler. Haber girelim istersen biraz. Ben Ümit hemen abi. Ona bakıyordum zaten. Evet. Tribün gazetesine başlamadan önce hemen herkesi ilgilendiren Başbakan Yardımcısı Numan Kurtuluş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından milyonlarca taşeron işçileri ilgilendiren bir açıklama yaptı. İşte taşeron işçileri ilgilendiren bu haber ikinci sıra haberimiz sevgili izleyicilerimiz. Rejideki arkadaşımızı da uyararak bu haberi izleyelim önce. Çok önemli bir karar. 720 bin vatandaşımızı şu an itibariyle ilgilendiren bir karar. Bu öyle bir karar almak durumundayız, öyle bir uygulama yapmak durumundayız ki hem vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayalım, hem bunu yaparken de devletin çekemeyeceği bir yükü kamunun üstüne koymayalım. Dolayısıyla titizlikle bunlar çalışıldı. Son noktaya gelse sizi teferruatıyla bilgilendirirdim. Ama ana çerçevesi konuşuldu. İnşallah bu anlamda adımlar atılacak. Önümüzdeki süreçte de yani bu söylediğiniz kıdem, sendikalaşma vesaire bütün bunlar dahil olmak üzere bu paketle ilgili detaylar da kamuoyuyla paylaşılacaktır. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş hem işçileri memnun edecek hem de devletin üzerine çok da fazla yük getirmeyecek bir formül üzerinde hızlıca çalıştıklarını söyledi. Yani taşeronlarla ilgili somut bir şekilde yasa yolda gibi görünüyor dedikten sonra farklı bir haberi de hemen hızlıca peşine bağlayalım. Yerel gündeme geçmeden önce iki ulusal anlamda da bizi temsil eden isimlerin haberlerini paylaşalım ki sonrasında orduyla ilgili de gazetelerde paylaştığımız birçok haber bizlerin de gündeminde vardı zaten. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun da sıcak ülke gündemine yönelik Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özellikle başkanlık sistemiyle ilgili açıklamalar yaptı. Biz ne olduğunu bilmediğimiz, bize mantıklı gelmeyen hiçbir şeye evet demiyoruz. Budur bundaki ısrarcı tavrımız dedi. Bir Torun'un açıklamalarını izleyelim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptığı basın toplantısıyla gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler yaptı. Başkanlık tartışmaları ile ilgili kendilerine sürekli soru sorulduğunu dile getiren Torun, diyaloğa açık olduklarını ancak içeriğini bilmedikleri bir konu hakkında evet demelerinin beklenemeyeceğini söyledi. Gelsin bir taslak bakalım, gerçekten bu ülkenin dediğiniz gibi sorunlarını çözecek gerçekten mükemmel bir yapıdır. Elbette ki biz tamamen bu olay kapalıdır demiyoruz. Ama şu anda ne olduğunu bilmediğimiz bir konuyu tartışıyoruz. Yani biz hemen kapıyı kapatıp işte hiçbir şeyi düşünmüyoruz. Bu konuda hiçbir konuyu değerlendirmiyoruz demiyoruz tabii ki. Demokratik parlamenter sistemden yana olduklarını anlatan Torun, tek bir kişi için başkanlık, kişiye özgü başkanlık istendiğini ifade etti. Bizim görüşümüzün alınmadığı bir konuya bizim kabul vermemiz söz konusu değil. Anayasa bir uzlaşı mutabakatıdır. Anayasa bir ortak düşüncedir. Anayasa toplumun bütün kesimlerini içerisine alan ve bütün toplum kesimlerinin kabulüyle ortak uzlaşı içerisinde hazırlanmış bir metindir. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Torun, anayasanın bir uzlaşı mutabakatı ve ortak düşünce olduğunu kaydetti. Uzun süredir yeni anayasa konusunda çalıştıklarını hatırlatan Torun, yeni anayasanın bundan sonra tartışılmaması için ortak akıllı hazırlanması gerektiğine işaret etti. Kabul edilecek bir şey değil asla. Burada elbette ki diğer siyasi partilerin de bir görüşleri bu konuda hazırlıkları olabilir ama bizim de bununla ilgili uzun süreden beri çalıştığımız hazırlığımız var. Uzun süreden beri bu konuda dersimizi iyi çalıştık ve Sayın Bülent Tezcan'ın başkanlığında bu konuyla ilgili çok arama toplantıları yapıldı, birçok akademisyenlerle çalışıldı. Uzun süreden beri gelen bir çalışma var. Biz de bu çalışmaları elbette ki bu
yapının içerisine katmak isteriz. Katkıda bulunmak isteriz. Bu anayasanın kalıcı olması için ve bu anayasanın artık tartışılmaması için mutlaka ortak uzlaşı içerisinde olması gerekir. Ortak akılla hazırlanması gerekir. Hükümetin yeni kapı ruhunu sürekli sabote ettiğini ileri süren Torun, Türkiye'yi normalleştireceksek, Türkiye'de içinde bulunduğumuz bugünkü sorunları çözeceksek mutlaka parlamento devreye girmeli ve meclis bu konuda yetkili olmalı dedi. Seyit Torun, ülkenin meclislerine o hal ve kanun hükmünde kararnamelerle yönetildiğini savunarak da bunu saygısızlık olarak niteledi. İçte ve dışta ciddi bir anarşinin, terörün olduğu bir yapının içerisinde böyle bir ortamda zaten sağlıklı bir anayasa çıkacağını da beklemek doğru olmaz. Bir kere karşılıklı uzlaşı yok, bir ortak akıl yok, bir karşılıklı bir şekilde bir nezaket yok. Yani ama sonuçta bir çözüm arıyoruz. Bir şekilde bir çözüme katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Burada tamamen kapıları kapatarak hiçbir öneriyi kabul etmeden, hiçbir öneriyi bir şekilde kayda almadan da reddetmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, Seyit Torun'un açıklamaları bu şekildeydi. Dün bütün dünyayı ilgilendiren, bütün dünyanın merak içerisinde olmuş olduğu bir uzay olayı. İşte ayın 1940'lı yıllardan sonraki en yakın olmuş olduğu ve en parlak olmuş olduğu bir gündü dün sevgili izleyenler. Bundan sonrası herhalde 2050-2060'lara denk gelecek. Tam tarihleri bilmiyorum ama yaklaşık 2064 olarak... 2064 diye hatırlıyorum ben ama. Evet. Hatta o kadar ki yani... Ay %15 daha yakın ve %30 daha parlak. Bütün herkes fotoğraf makineleri elinde ayın ayı fotoğraflamaya çalıştı. Ama maalesef ki orada şehir merkezinde dün hava o kadar kötüydü ki ayı görmenin mümkünatı yoktu. Türkiye'nin her yerinden sevgili izleyenler herkes ay fotoğraflarını çekip göndermişler. Dünyada da bu şekilde tabii ki o büyük iri ay fotoğraflarını çekip göndermişler. Bir de dedikodu da vardı dün. İşte Singapur'da bir üniversiteden açıklamışlar işte telefonlarınızı gece 12.30'da 3 arasında yakınlarınıza tutmayın işte radyasyon olduğu falan diyor. O olay da yalanlandı. Öyle bir olay yok şeklinde. Şimdi bir yandan da sevgili izleyen gazetelere bakarken bir yandan da sosyal medyayı takip ediyoruz. Sosyal medyada olan olayları da elimizden geldiği kadar eğer güncelse bizleri ilgilendiriyorsa paylaşıp aktarmaya çalışıyoruz. Tribün gazetesi önce hastane ve yol istiyoruz başlığı var. Akkuş'ta yapılması planlanan sanat cezaevi Akkuşlu vatandaşlar tarafından desteklense de önceliğimiz bu değil diyerek tepki gösterdiler. Önce hastane ve yol istiyoruz başlığı Tribün gazetesinin ilk sayfa haberi sevgili izleyicilerimiz. Evet yine aynı gazetemizin diğer haberlerine bakıyoruz. Ordu Üniversitesi'nde bilgi ve deneyimleri arttırmak amacıyla yurt dışında görevlendirdiği öğretim elemanı sayısı her geçen gün artıyor şeklinde. O yüzden büyük artış şeklinde yine gazeteye yansımış sevgili izleyicilerimiz. Ordu Çevre Derneği sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapılan toplantıda Bahçeli Evler Tayfun Gürsoy Parkı çevresinin düzenlenmesi ve Duru Göl Stadyumu projesi tartışıldı. Proje yerine maketler var başlığı yine Tribün gazetesine. Bunlar da ilk sayfa haberleri Tribün gazetesinin. Evet Tribün gazetesinden sonra Ordu Hayat gazetesi sıradaki gazetemiz yerel gündemdeki sevgili izleyicilerimiz. Ama daha öncesinde Fındık'la ilgili haberlerimiz var ama daha sonrasına girelim istersen Meltem. Evet önce haberlere mi girelim Ümit abi? FETÖ ile ilgili bir haber vardı istersen onu girelim. Evet. Hayat gazetesini yorumlamaya okumaya manşetini aktarmaya başlayacağız. Hayat gazetesi elimizde ama Hayat gazetesinde de yer alan bir haber var. Ordu'da FETÖ operasyonu diyor, 6 gözaltı diyor. Tüm yurtta olduğu gibi orada da devam ediyor. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar, soruşturmalar. Kayseri merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında Ordu'da da 6 kişi gözaltına alındı. Bizler de 4. sırada yer verdik. Dün akşamki bültende izliyoruz. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri ile Ankara, Adıyaman, Bursa, Elazığ, Yozgat,
Konya, Bitlis, Ordu, İstanbul, Sakarya ve Aksaray'da haklarında yakalama kararı çıkartılan, aralarında Kayseri'de noterlik yapan Nilgün Akın'la SGK'da işçi olarak çalışan ve örgütün SGK bölge imamı olduğu belirlenen HY'nin de aralarında bulunduğu 44 zanlıdan 20'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan Ordu'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda Altınordu ilçesinde ikamet eden 6 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gözaltına alınan 6 kişinin FETÖ'nün kapanan kurumlarında çalıştığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Hayat gazetesiyle devam edeceğiz. Ümit abi de tam bahsetmişti. Fındık fiyatları dün haftaya 10 lirayla başladı. Sezonun en düşük fiyatıydı. Dün de yine çiftçilerle buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öncesinde fındık üreticilerini, ziraat odalarını ayrı bir şekilde almıştı. Biz de konuyla ilgili bilgi almak için Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan'a ulaşmaya çalıştık. Kendisinin telefonu kapalı. İşte Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörük de ulaşamadık. Ona da ulaşamadık. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim mi? Eğer gerçekten olumlu bir şey olmuş olsaydı çoktan şu anda bu haberlere, bu bilgiye biz ulaşmış olurduk sevgili izleyicilerimiz. Yani ben bunu maalesef ki yani olumsuz gibi yorumlamak istemiyorum. Yani istemiyorum ama yani şimdi eğer gerçekten müjdeli iyi bir haber olmuş olsaydı bize çoktan ulaşır gelirdi bu haberler. Evet. Şu saate yani kadar çıkardı. Öyle görünüyor ki üretici yalnız, ne olacak bakalım. Bilmiyorum, yine bakar yani net bir açıklama yapılır herhalde bu konuyla ilgili. Sabahın gerçi daha erken saatler ama biz telefonlarla ulaşamadık sevgili izleyenler. O toplantı sonucunda neler konuşuldu detaylar herhalde ana haber bültenlerinde olur. Evet. Dertli divani şeklinde üst manşetine bakıyoruz Hayat Gazetesi'nin. Ordu'nun Gülyalı ilçesine bağlı Divani Mahallesi sakinleri mahallelerine dökülen çöpten dolayı sıkıntılı günler geçiriyormuş. Gurbetçilere rest başlığıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın açıklamaları manşette. Destek ödemesi alan ancak Ordu dışında yaşayan gurbetçiler nüfus sayımında Ordu'da yazılmazsa destek ödemesi kesilecek. Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa olarak gurbette olan Orduluları nüfus sayımında Ordu'ya davet edecek. Bu konuda Ordu Valiliği kaymakamlara ve ziraat odalarına, Büyükşehir Belediyesi'ne, ilçe belediyelerine yazı yollamış. Bizler de duyuralım gurbette yaşayan Orduluları. Eğer nüfus sayımında Ordu'da yazılmazsanız destek ödemeniz kesilecek efendim. Ve dev işbirliği diyor, Ordu'da özel bir hastane Azerilere sağlık hizmeti sunmak için Azerbaycan'ın en büyük şirketlerinden Kaspiyan Grup'la anlaşma imzalamış. Hemen bakıyoruz, müteahhitler sandığa gitti diyor. Ordu Müteahhitler Derneği'nin yeni yönetimi belirlendi. Dernek başkanlığına aday olarak, tek aday olarak çıkan Kadem Bacaksız yeniden seçildi diyor. Ve yine AK Parti koltuk kaybetti. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi AK Parti'nin Necdet Yılmaz'ın istifası üzerine yerine CHP Meclis Üyesi Cemal Maral geldi diyor gazete. Ordu Hayat Gazetesi'nden de aktaracaklarımız bu kadar. Evet. Sırada İstikbal Gazetesi var sevgili izleyicilerimiz. Gazeteye geçmeden önce Aslan Soydan'ın fındıkla ilgili yapmış olduğu bir açıklama var yine İstikbal Gazetesi'nde. Ordu'da serbest piyasada fındık fiyatının kilosu 10 liraya düşmesi üreticinin tepkisini topladı. Ziraat Odaları Birliği, TUZOK Yönetim Kurulu üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Aslan Soydan, üreticilerimiz fiyata çok tepkili, serbest piyasa sektörü içinde artık olan bütün yetkileri artık gözden geçirmesini istiyoruz diyor. Gerçekten bu konuyla ilgili yetkili olan herkesin artık kesin olarak bir şeyler yapması gerektiği düşüncesi içerisindeyiz. Fındıkla ilgili de TV2 Haber Merkezi tarafından hazırlanan iki tane haber vardı. 6. sırada olan haberimiz, fındık haftaya şok düşüşle başladı başlığı. İşte sıradaki haberimiz. Haberimiz önce izleyelim, sonra gazeteyle devam edelim. Geç
geçen haftayı 10 lira 25 kuruştan kapatan Karadeniz'in can damarı, üreticinin ise alın teri fındık bu haftaya 10 liradan başladı ve üreticiyi yine mağdur etti. Ordu Ticaret Borsası'nda geçen haftayı 10 lira 25 kuruştan kapatmıştı fındık. Bu haftaya ise 10 lirayla başladı ve 25 kuruşluk bir düşüşle şok etkisi yarattı. Üretici ise mağdur. Fındık fiyatındaki düşüşün suçunu üreticiye bulan da vardı, yetkili kişiler de bulan da. Fındık fiyatı 15 liraydı da. Biraz da halkta da suç var ya. Niye, neyi bekliyorlardı, satmadılar bana göre. Ama bunu belirli bir kesim yiyor, aralarında rant elde ediyorlar. Yiyorlar ki önünde durduğumuz şu anda borsa binasının başkanı da dahil diyebilirim. Yani yiyor diye demiyorum onu, belki yanlış anlaşılır ki sahip çıkmıyorlar. Fındık üreticisi mağdur olmalarının yanı sıra hem her şeyin bittiğini hem de kandırıldıklarını düşünüyor. İki seneden beri bizi kandırır kandırır bu hale geldik. Ya devletimiz buna bir el atması lazım. Her şeye el atıyorlar da buna da bir el atsalar çok memnunuz olur. Siz fındığınızı sattınız mı? Hayır, satmadık. Peki bu fiyata satmayı düşünüyor musunuz? Hayır, hiç düşünmüyorum. Dursun evde, kurusun, yediler, çürüsün, yediler. Bitti, hayat bitti artık. Satmayı düşünmüyorlar çünkü tabloda gördüğünüz bu fiyat onların emeğini karşılamıyor. Üretici hem üzgün hem de fındık fiyatının emeği karşılamadığını düşünüyor. Onlara göre fiyatın en az 15 lira olması gerekiyor. Çok üzgünüm, maalesef karşılamıyor. Yani fındığın en az olması gereken fiyat 15 civarındadır. Gerekli yerel yöneticiler, gerek diğer siyasiler, onların hiçbiri de sahip çıkmıyor. Sadece kendi çıkar ve menfaatleri için kendilerini o koltuğa oturtan çiftçiyi, köylüyü, emekçinin hesabını yapmıyorlar. Üretici isyanda gördüğünüz gibi. Bizler de görüşmeden çok da olumlu bir şey çıkmadığı yönünde yorumladık ama yine de umutsuzluğa kapılmanızı istemeyiz. Henüz net bir şekilde bilgiye ulaşmış değiliz ama sadece bir varsayım. Eğer her şey üreticinin lehine sonuçlanacak gibi olsa şimdiye kadar çoktan duyurulurdu diye tahmin ediyoruz. Ancak Gerçekten üreticinin ciddi anlamda bir mağduriyeti söz konusu. Evet, fındık konusunda gerçekten bu bölgenin bir mağduriyeti söz konusu. Umarım ki bununla ilgili artık aylardan beri söylüyoruz zaten. Yani artık bir şeyler yapılsın, bir ciddi anlamda radikal bazı kararlar alınması gerekiyor. Üretici yalnız bırakıldı şeklinde. Gelin görün ki deniliyor ki işte rekolte az. Rekolte az olduğu zaman fındık fiyatlarının artacağı yönündeki beklenti 14-15 lira seviyesine kadar ulaşan fındık 10 liraya kadar düştü. Belki de geçen yılki senaryonun bir başka benzeri sevgili izleyicilerimiz. Bu işin sıkıntısını çeken, bu işe emek veren, bu iş için ter döken sevgili izleyicilerimiz, tek geliri fındık olan insanımız yine umutsuz, yine mutsuz ve yine en az parayı kazanan kendileri. Ama bizden 10 liraya almış oldukları fındığı paketledikten sonra fındık nasıl 60 lira olur diye sorduğumuz zaman bunun maliyeti bu kadar artıyor diyor işte sevgili izleyicilerimiz. Bu böylesine ilginç bir olay. Ben bir şeyi merak ediyorum hep. Yani geçen bir programda yine sormuştum ben bunu. İtalya'da da fındık üretiliyor. Bir arkadaşımız vardı. 6,5 euroydu yanılmıyorsam. Yani İtalya'da fındığın kilosu, daha doğrusu İtalya'daki fındığı toplayıp satan insanların ne kadar kazandığı kilo başına. Yani buradaki üretici 10 lira kazanıyor, tamam mı? Ne yapıyor? 2-3 kuruşun işte 9-3 euro falan denk geliyor. İtalya'da ise bu 6-6,5 euro civarında. Yani aradaki farka bak. Yani bu fındık, şimdi düşün şöyle. Bu fındık İtalya'da üretilseydi, Karadeniz'deki fındık veyahut da işte başka bir ülkede olsaydı, bu fındık yine 10 lira mı olurdu? Kesinlikle olmazdı. Üreticinin belki de son umut kapısıydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İnşallah en azından görüşmenin sonrasında umut dolu açıklamalar duyarız diye umut ediyoruz. Evet. Biz de umut etmekten başka çare yok gibi görünüyor. Evet. Biraz önce aktarmış olduğumuz bir
söylemiş olduğumuz bir haber vardı. Yine İstiklal Gazetesi son sayfa, son haber gazetemiz sevgili izleyenler. İşte Perşembe'de işte Atatürk büstü üzerine dökülen çakıllar bunu haber yapmıştı. Bu ayıp şeklinde. Burası Perşembe. İşte ama daha sonra Vali İrfan Balkanoğlu konuyu el atıyor ve durumu çözüyorlar sevgili izleyicilerimiz. O büstü oradan almışlar. Ama gazetede bunu bu ayıp ve çok büyük bir saygısızlık olarak bilgilendirmiş. Ve bu konuda belediyeyi de uyarmış sevgili izleyicilerimiz. Evet, yine aynı gazetede devam edelim, bitirelim istersen. Evet, gurbetteki ordulara seslenen Yılmaz, kayıtlarınızı orduya aldırın başlığı adı altında yine İstiklal Gazetesi'nin ilk sayfa haberinde başlıklarda aktarmış olduğumuz haberlerde ve yerel gündemimizde bu şekilde sona eriyor. Meteorolojiyi vereceğiz ama Ümit abi vermeden önce 15. sırada bizim güzel bir haberimiz var. Değişik bir haberimiz. Daha doğrusu bugünlerde Milli Birlik ve Beraberliğe gem vuracak, destek olacak bir haber. Sevgili Semih arkadaşımız yaptı. Özel haberi kendisinin. Gölköy'de bir okula gideceğiz. Okulu farklı kılansa dış boyası niye diyorsanız lütfen haberi izleyelim. Ardından zaten Ümit abiyle yorumlayacağız. 15. sıradaki haberimizi izliyoruz. Sosyal medyada belki karşılaştınız. Duvarları ay yıldızla kaplanan okul fotoğrafıyla işte o okul Gölköy'de. Gölköy Emirler Şehit Nihan Şahin İlkokulu ve Emirler Şehit Bilal Çıtak Ortaokulu dış boyasıyla son günlerin en çok konuşulanları arasında yerini aldı. Kendisi de Gölköy'lü olan okul müdürü Olgun Özdemir'in girişimleriyle okul bu hale getirilmiş. Burası Ordu'nun Gölköy ilçesinin Emirler Mahallesi. Emirler Mahallesi'ndeki bir ilkokul ve ortaokulun boyanması gerekiyordu. Okul aile birliği toplandı ve okulun ay yıldızlı renklere boyanmasına karar verildi. Okul müdürü Olgun Özdemir, doğuda çalıştığı yıllarda hep böyle bir okulun hayalini kurmuş ve memleketine gelince de bu hayalini gerçekleştirmiş. Gölköy Emirler'deki bu okulda öğrenciler hem ay yıldızlı bayrağın gölgesinde hem de ay yıldızlı duvarların arasında eğitim görüyor. Bu ay yıldızlı okulun teneffüs zillerinde de Ölürüm Türkiye'm müziği çalıyor. Gölköy İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Acar okul hakkında açıklama yaptı. Ülkel olarak birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlar bugünler. Olgun Bey okulun müdürü. Böyle bir planımız var. Hocam dedi sizce uygun mu dedi müdürüm dedi. Biz de tabii böyle bir güzel bir çalışmayı tabii ki uygun gördük. Kendisine yardımcı olduk. Kendisi boyasını falan İstanbul'dan herhalde getirdi bildiğim kadarıyla. Boyattırdı etti. Böyle güzel bir eser ortaya çıktı. Sonuçta güzel de oldu diye düşünüyoruz. İsmail Acar okulun çok ilgi gördüğünü belirterek yoldan geçenlerin fotoğraf çektirmek için durduklarını belirtti. Bunu gören insanlar işte ne yapacak? Duyguları kamçılanacak. Milli duyguları kamçılanacak ki buna gerçekten bugünlerde bayağı bir ihtiyacımız var. İnşallah diğer okul müdürlerimiz de böyle milli manevi duygularımızı öğrencilerimize kazandıracak çalışmalar yaparlar. Türkiye'nin içinden geçtiği zor süreçlere de vurgu yapan İsmail Acar, milli ve manevi duyguların ön plana çıkartarak daha güçlü bir ülke olunabileceğini dile getirdi. Bayrağımızı dalgalandıracağız. Bunu ülke olarak hep beraber yapmamız gerekiyor. Öyle düşünüyorum en azından. Biz zaten Osmanlı'ya, Selçuklu'ya, Anadolu Selçuklu'ya baktığımızda ne zaman ki birlikteliğimizi kaybetmişiz, hep sıkıntılar çekmişiz. Ne zaman ki birlikteliğimizi kazanmışız, duygularımıza sahip çıkmışız, milli duygularımıza diyelim sahip çıkmışız. O zaman her zaman başarılı olmuşuz ve korkulan bir güç olmuşuz. Bunun için bizim öğretmenler olarak, idareciler olarak, millet olarak diyelim kısacası çocuklarımıza milli manevi değerlerimizi iyi öğretmemiz gerekiyor. Bunu öğretmediğimiz zaman bakın neler oluyor. Son zamanlarda gördük zaten 15 Temmuz olaylarında.
Hiçbir zaman millet olarak uçlaşmayacağız. Millet olarak birlik beraberliğimizi korumamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, Gölköy'deki çok haberi izledik. Gölköy Milli Eğitim Müdürümüz de yapmış arkadaşlarımız röportajı. Milli Eğitim Müdürümüz de geçen hafta Gölköy'de bir program vardı. Onun evet. için gitmiştik, tanışmıştık. Gerçekten kendisi de çok çalışkan bir müdürümüz. Başarılı bir görsel olmuş okul. Yani ben bütün okullarda yapılması lazım aslında, biliyor musun? Kesinlikle yani, öyle. Hele bugünlerde evet. hem görüntü hem de teneffüs dilinin Türkiye'm olması. Evet. Haberin detayına ona pek fazla dikkat edemedim ama görsellik gerçekten çok büyülemeye yetti diyorsun güzel abi. Olmuş. Kırmızı boyayla boyanmış. Kocaman bir ay, yıldız gönlümüze taht kurmuş. Bütün okullarımızda aynı şekilde olması lazım. Yani ya bu şekilde zaten çocuklar işte hani memleket sevdası, bayrak evet. bilinci, işte milli değerlerimizi bu şekilde kazandırabiliriz. Yani küçüklükten, çocukluktan itibaren biz bu değerlerle işte bayrağın kutsallığı, işte toprak sevgisi, vatan sevgisi bu şekilde sen geçen de söylemiştin zaten hepimizin hayali asker olmaktı, komutan olmaktı. Çocuklarımıza sorduk. Ya herkese vardır. Yani erkekler için de değil, erkekler için de geçerli değil sadece. Kadınları düşünün şimdi. Tamam mı? Askerler her zaman çok daha mesela etkileyici gelmiştir kadınlara da. Evet. Yani bakmış olduğun zaman da işte yüzbaşısıydı, pilotuydu, işte buna benzer. Gerçekten çok önemli. Mesela toplumda bazı meslek branşları vardır. O meslek branşlarını hepimiz otomatik olarak yani bakış açımız farklıdır. Daha saygındır. Saygı duyarız. Mesela bunlardan işte doktor demiş olduğun zaman bu şekilde bir özelliği vardı. Efendime söyleyeyim, öğretmen demiş olduğun zaman bu şekildedir. Evet, farklı bir an. Mesela asker demiş olduğun zaman bu şekildedir. Yani otomatik olarak çok daha farklıdır yani. Evet. Umarım kesinlikle ki bu bakış açısı içerisine siyasetçiler de girer yani. Siyaset de bu anlamda nasıl onlara bakış açısımız nasılsa siyaset demiş olduğunuz zaman da tam tersi bir düşünce yapısı var ama aslında siyasetçilerin de mesela böyle bir algı içerisinde evet. olması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Meteorolojiye mi girelim? Bir evet, haberimiz daha meteorolojiye var. Meteorolojiye girelim. Hava durumu gerçekten hepimizin merak etmiş olduğu bir konu. Havalar nasıl olacak? Bunları hep beraber görelim sevgili izleyicilerimiz. Şimdi meteoroloji haberlerimiz var. Ondan sonra devam edeceğiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahmin Stüdyosu'ndan hepinize iyi günler diliyoruz. Biz yine son tahminlerimizi yaptık ve tahminlerimizin en güncel halini sizlere sunmak üzere her gün olduğu gibi huzurlarınıza çıktık. Zaman kaybetmeden Salı gününün tahminleriyle bugünkü videomuza başlangıç yapalım istiyoruz. Salı günü genel itibariyle meteorolojik anlamda önemli günlerin başlangıcı olarak nitelendirilebilir. Yurdun kuzey kesimlerinde tamamen yağışlı sistem etkili. Marmara'nın doğusunda hafif şiddetli yağmurlar var. Karadeniz bölgesinin tamamında yağış var. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların kuvvetli yağmur şeklinde olacağını tahmin ediyoruz. Keza Batı Karadeniz kıyılarında da yağışlar kuvvetli olacak. Genel itibariyle yağmur şeklinde gerçekleşeceğini söyleyelim. Sadece Artvin merkezinde kar beklentimiz söz konusu. Yine Karadeniz'in yükseklerinde de beklentimiz karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yüksekliğe göre değişecek. İç Anadolu bölgesindeki yağışlara baktığımız zaman kuzey kesimlerin yağış alacağını söyleyelim ve yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağını da tekrarlamış olalım. Güney yöneldikçe bulutluluk azalıyor. Şu anki tahminlerimize göre yağış beklenmiyor ama kuzey kesimlerdeki yağışlara karşı özellikle Karadeniz kıyılarındaki kuvvetli yağmura karşı dikkatli olunmalı diyoruz. Önemli bir diğer husus da yurdun batı hattında özellikle denizlerimizde meydana gelecek kuzeyli rüzgarların yer yer kuvvetli olacağı hazırlıklı olunmalı diyoruz. Sıcaklıklara baktığımız zaman gündüz sıcaklıkları haritamızda gördüğünüz değerlerle sınırlı ve genel itibariyle 5 ila 10 derecelik hissedilir derecede düşüş gerçekleşeceğini söyleyelim yurt genelinde. Keza gece sıcaklıklarında da aynı düşüşler gözlenmeye başlayacak salı gününün gelişiyle beraber. Yani bu değerlerin pazartesi gecesini salı sabahına bağlayan saatlerdeki minimum sıcaklıklar olduğunu da tekrarlamakta fayda var. Hemen çarşamba günüyle devam edelim. Çarşamba günü yağış alanını genişletiyor ve sıcaklıkların düşüşüyle beraber yerini yağmur yerini genel itibariyle kar ve karla karışık yağmura bırakıyor.
Detaylandıracak olursak eğer, Marmara'nın doğusunda yağmurlar var, İç Anadolu bölgesinin doğu kesimlerinde kar, batı ve iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur beklentimiz söz konusu. Karadeniz'deki yağışlar kıyı kesimlerinde yağmur şeklinde gerçekleşirken iç ve yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşecek. Önemli olan nokta çarşamba günü için Doğu Anadolu bölgesinin özellikle kuzey kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yani iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekliyoruz. Hazırlıklı olunmalı diyoruz özellikle Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan takipçilerimiz için. Yine Doğu Akdeniz'de yağışların yağmur şeklinde olacağını tahmin ediyoruz. Doğu Karadeniz'deki yağışlar, kıyı kesimlerdeki yağışlar da kuvvetli yağmur şeklinde gerçekleşecek. Güneydoğu'ya inildikçe hızını azaltıyor yağış ama yine de yüzünü gösterecek diyebiliriz. Sıcaklık detaylarında önemli değişiklikler çarşamba günü içinde söz konusu gündüz ve gece sıcaklıklarında düşüş devam ediyor 10 dereceye varan miktarda. Gündüz sıcaklıkları gördüğünüz değerler gece sıcaklıkları da iç kesimlerde tamamen zaten doğu kesimlerde sıfırın altına düşmüştü. İç kesimlerde de sıfırın altına düşen sıcaklık değerleri söz konusu olacak. Bu da yağışların genel itibariyle iç kesimlerde ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşmesine neden olacak. Gelelim Perşembe gününe. Perşembe günü yağış doğudan terk edecek yurdumuzu. Batı kesimlerde sis beklentimiz var gece ve sabah saatlerinde. Yağışlar yüzünü yurdun doğu hattında gösterecek. Trabzon ve Rize çevrelerinde yağmur, Artvin'den başlayan ve aşağıya inen kesimde de karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek. Şimdiki tahminlerimize göre yağışların normal seyrinde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Sıcaklıkta Perşembe günü için çok önemli bir değişiklik meydana gelmeyecek. Düşük şekilde seyretmeye devam edecek. Salı ve çarşamba günü düşüşten etkilenecek ve o şekilde devam edecek. Üç büyük ilimizin detaylı tahminlerine gelecek olursak eğer İstanbul'da salı ve çarşamba günü hafif yağmur beklentimiz var. Perşembe gününe geldiğimiz zaman parçalı bulutlu hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıklarında da biraz yükselme olacak. Gece sıcaklıkları 6 derece civarında sabitlenecek. Gündüz sıcaklıkları ise 11 dereceden 15 dereceye kadar yükselecek Perşembe gününün gelişiyle beraber. Başkent Ankara ile devam edelim dilerseniz. Başkent Ankara'da önümüzdeki 3 günlük periyotta hava değişken olacak. Çok bulutlu hava hakim salı günü, çarşamba günü karla karışık yağmur beklentimiz var. Perşembe gününe geldiğimizde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Güneşin yüzü görülecek fakat sıcaklıkların özellikle gece saatlerinde tamamen havanın açmasıyla beraber düşeceğini söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi 3-1 derece olacak sırasıyla Perşembe günü sıfırın altında 5 dereceye kadar düşüş gösteriyor. Gündüz sıcaklıklarına bakalım 10 ve 7 derece olacak sırasıyla sonraki günde 7 dereceye kadar ancak çıkabilecek. İzmir'e bakalım. İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca parçalı az bulutlu hava hakim. Gece sıcaklıkları 9'dan 6 dereceye kadar düşecek. Gündüz sıcaklıkları ise 14 ile 16 derece arasında değişiklik gösterecek. Bir diğer önemli noktayı atlamadan söyleyelim. Çarşamba gününe geri dönecek olursak, çarşamba günü yağış alanını oldukça genişletiyor ve denizlerimizde kuzeyli rüzgarlarda yer yer kuvvetli olarak esecek. Hazırlıklı olunmalı diyoruz. Bunu da unutmadan söylemiş olalım. Bahsettiğimiz gibi meteorolojik anlamda salı ve çarşamba günü önemli. Sıcaklık düşüşleri hissedilir derecede olacak ve kış mevsiminin gelişini hissetmiş olacağız. Sonraki günlerde tekrar yükseliş söz konusu ama bundan sonraki günlerde yapacağımız videoları takip etmenizi öneriyoruz. Ayrıca bulunduğunuz ille ilgili daha detaylı tahminlere ulaşmak istiyorsanız lütfen mgm.gov.tr'yi ya da Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu takip edin diyoruz. Hoşçakalın. Meteorolojiyi izledik. Haftanın son günüyle birlikte parçalı bulutlu bir hava gelebilir gibi öngörülüyor. Hava tahmin raporlarına göre hava sıcaklıkları ise gerçekten ciddi bir şekilde düşüşte. Aman dikkat, sıkı giyinmekte fayda var. Evet. Hastalıklar kapıda, hava değişimleri aniden değişti çünkü bu ısı kaybı ani oldu. Kar yağışı da gelebilir yani. Evet. Yakında büyük bir ihtimalle yani yaylalarda falan herhalde vardır. Dünkü işte iki gün önce pazar günü yaşamış olduğumuz o hava, cumartesi pazar günü yaşamış olduğumuz hava belki de bahardan kalan son günlerde o kadar rahat güzel bir havaydı ki kesinlikle sıcak ilintiler vardı. Zaten herkes ordunun birçok yerine gezip dolaşıyorlardı. İşte yaylalarda, Ulu Göller'e birçok yerlere gitmişlerdi. Gülüşüyorlardı.
Evet, benim en sevdiğim havalar. Hiç sevmiyorum kışı. Tabii ki her mevsimin kendine az özelliği var ama... Her yazın kendine göre güzelliği var. Yani mesela düşünsene hiç kış olmuyor, hiç kar yağmıyor. Bu da yani keyifsiz olurdu. Bilmiyorum. Yani, belki de. Hani sonuçta bunu da gördüğüm için belki yorum yapabiliyorum. Belki hiç görmesem hasretle acaba kış nasıl oluyordu ya da isteyecektim, sevecektim ama... Bahar ve yaz. Yani ne bileyim yani Ekvator'daki gibi böyle kış olmadan devamlı yaz işte o da pek şey olmamak lazım. İmkanı iyi olsa tabii şu olabilir yani efendim kışın güney tarafa yazın yazın öbür tarafa iki tarafta da yazı şeyin bir röportajı vardı Burcu Esmersoy söylüyordu işte hafta sonları muhakkak kışında denize girmeden duramıyormuş. Hafta sonları muhakkak Dubai'ye gidiyormuş. O da imkan meselesi tabii. İşte imkan şimdi, o geldi aklıma. Şimdi Avustralya'da tanıdıklar var, eşimle akrabalar var. Onlar geliyorlar işte şeyde geliyorlar böyle. Temmuz'da işte Ağustos'ta falan geliyorlar buraya. Burada yaz yaşıyorlar. Orada kış. Evet. Orada kış. Şimdi de orada işte güneşler açıyor. Yeşillik, yüzme zamanı. Denize gitmek için de oralara gitmek lazım herhalde. Kesinlikle öyle. Tabii imkan dahilinde bizler Ulubey'e gitsek kar sayıyoruz. Günaydın mesajlarımız varmış Ümit abi. Her sabah yeni günün en özel, en renkli köşeleri diyoruz. Sizlerin mesajlarıyla renkleniyoruz. Yeni günü birlikte paylaşıyoruz. Bugün yeni güne başlayanlar acaba hangi mesajları yolladınız? İzliyoruz. La 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 la. Günaydın. 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 Geldi yanınızıyla bütün sevdiklerimizi. Bütün şu anda okula gidiyor, işe gidiyor. Kardeşlerimize hepsine selam olsun. Günleri hayırlı olsun inşallah. Benim kulağım sağır. Ben duyamıyorum. Yağmur ağlıyor ikimiz için. Hem ağlıyor hem siliyor mazi. Akrabalarımıza, dostlarımıza, İslam cemiyetine herkese selam söylüyorum. Çok çok Allah'a emanet olsun. Kimlere? İşte sevdiklerimize, ordu halkına, bütün Türkiye halkına. Milletimize, insanlar diyelim, ne diyelim? Şimdi sabah sabah birden toparlayamadı. Yani tanıdığım herkese selam gönderebiliriz. Günaydın mesajlarını izledik. Bugün yine bizlere selam dilek, günaydın mesajlarınızı yolladınız. Uzaktaki yakınlarınıza da selam yolladınız. Ben dilim sürçerek başladığı için öyle de devam edeyim tabi. Desene ben sevgili Meltem dedi, programı nihayetlendiriyorum diye. Yok güzel başladık, keyifli başladık, gülerek başladık. Allah gülmekten eksik etmesin sevgili izleyicilerimiz. Amin. Yani ne kadar ekonomik sıkıntılar veyahut da buna benzer sıkıntılar olsa da veyahut da işte
ekonomisi rahat içerisinde olan insanlarımız da vardır ama farklı bazı şeyleri kendine sıkıntı ediyordur. Sıkıntılar, problemler hiçbir zaman bitmiyor. Aslında bakmış olduğun zaman bunların içerisindeki yani çok sert olmamak kaydıyla ufak tefek ekonomik sıkıntılar içerisinde belki de en rahat hayat şartlarından bir tanesi. Allah başka sıkıntı vermesin. Allah aynen. Sağlık sıkıntısı vermesin. Meltem. Kesinlikle öyle. Yani, kesinlikle öyle. Bir tarafımız, öyle. Bir tarafımız ağrıdığı öyle. Zaman yani ne bütün der, canımız ne, oraya emanet canım, oluyor yani. O yüzden sağlık sevgili izleyicilerimiz bunlar çok çok önemli. Tabii ki biraz da sağlığın yanında işte insanı kendini okuyup eğitmemiz lazım. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Bu dünyaya niye geldik? Niye ne yapıyoruz? Bunları da sorgulayıp bunun gibi bir yaşam felsefesi kendimize oluşturmamız gerekiyor. Yoksa işte dünyaya gel, işte yaşa, yemeğini ye, ihtiyaçlarını gider, paranı kazan, göç git. Yani bu kadar basit bak, olmaması, evet, bu kadar basit olmaması değil, lazım. Evet. Bu kadar basit olmaması lazım. Bazı şeyleri yani sorgulamamız lazım. Kesinlikle öyle. Araştırmamız lazım, okumamız lazım. Neyse. Yani bunlar tabii ki yani sakın kimse şey arası üzerine almasın sevgili izleyicilerimiz. Hani nasihat veriyor şeklinde kesinlikle alakası yok. Sadece ben şimdi Meltem'le işte radyo programı yapıyor gibi sohbet ediyor havası içerisinde. Evet, evet. Bu tür diyaloglara giriyoruz. Araya VTR'ler girdiğinde ha. Biz farklı bir muhabbete daldıysak ya da konuşuyorsak onunla ilgili olarak devamını getiriyoruz. Yoksa kesinlikle yani nasihat vermek veyahut da buna benzer şey yapmak haddimiz değil. Bu anlamda da yanlış anlaşılmayalım. Evet, bugünkü programımızı da nihayetlendiriyoruz. Yarın yine aynı günde, aynı saatte sevgili izleyicilerimiz yeni günde sizlerle birlikte olacağız. Hava nasıl olursa olsun önemli ama hiç önemli değil. Önemli olan keyfimiz. Keyfimiz yerinde olsun yeter. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Tabii ki güzel bir veda klibimiz geliyor yine sizlere. Sizler çayınızı kahvenizi yudumlarken sevgili Reyhan Gülderen Kul'un hazırladığı klipler de ekranda olacak. Hoşçakalın. Günün geri kalan kısmında her şey gönlünüzce olsun. Çık.